Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizlere çok güzel bir tarifle geldim. Harika oluyor arkadaşlar. Kıyır kıyır kurabiye iki renkli. Yapımı da çok kolay, yemesi de çok lezzetli. Deneyin derim. Görüyorsunuz arkadaşlar, çok güzel şekli de, tadı da, lezzeti de, yapımı da çok kolay arkadaşlar. Deneyin, kaçırmayın bu tarifi. İki renkli kurabiye muhteşem oluyor arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyince yoruma yazarsanız sevinirim. Geçelim tarife. 250 gram margarin veya tereyağı. 1 adet yumurta. 1 su bardağı pudra şekeri. 2 yemek kaşığı nişasta. Bir paket vanilya, bir çay kaşığı kabartma tozu ve bunu elimizle yoğuralım arkadaşlar, karıştıralım. Karıştıralım arkadaşlar. Evet, iyice yoğuruyoruz. Unumuz 3 su bardağı arkadaşlar. Yavaş yavaş ekleyerek yoğuralım. Evet, hamurumuzu ikiye bölüyoruz kakaolusu için. Evet, hamurumuzun yarısını alıyoruz. Başka bir kaba koyduk yarısını. Evet, diğerini kaldırdık. Hamurumuzun üstüne 2,5 yemek kaşığı kakao ilave ettik ve bunu iyice yoğuruyoruz arkadaşlar. Evet, kakaolu hamurumuz hazır. Gördüğünüz gibi yumuşacık arkadaşlar. Şimdi beyaz hamura geçelim. Beyaz hamurda 3 su bardağı un dedik ya, 3 su bardağı undan 2,5 yemek kaşığı ayırıyoruz ve o ayırdığımız hamuru, unu şimdi döküyoruz ve gördüğünüz gibi yoğurduk, yumuşacık bir hamur elde ettik arkadaşlar. Geçelim yapımına. İkiye böldük beyaz hamurumuzdan, 2 parçada yapacağız ve onu yağlı kağıdın üstüne koyduk ve üstüne yağlı kağıt koyduk ve açmaya başlıyoruz merdane yardımıyla. Evet, büyütüyoruz arkadaşlar. Evet, bu kadar yeterli. Bunu kaldıralım ve kakaolusunu açalım. Kakaolu hamurumuzu da ikiye böldük arkadaşlar. Ve açmaya devam ediyoruz hamurumuzu. Evet, kakaolu hamurumuz da hazır oldu. Evet, üstüne açtığımız beyaz hamurumuzu koyuyoruz. Ve biraz daha böyle açıyoruz arkadaşlar. Merdane yardımıyla yapışması için birbirine. Evet, bu da hazır oldu. Şimdi kazan kapağımızı aldık ve üstüne bastırdık. Şeklimizi verdik ve kalan hamurumuzu elimizle koparıyoruz. Evet. Üçgen şeklinde kesiyoruz. Evet, böyle sarıyoruz arkadaşlar. Beyaz tarafını yapmak için de ters çeviriyoruz ve kakaolu tarafını iç tarafına getirip sarıyoruz arkadaşlar. Evet, bu kadar, gördüğünüz gibi. Ve 180 derecede 20 dakika pişirdik. Ve soğuduktan sonra keselim bakalım nasıl olmuş. Evet arkadaşlar, sonuç muhteşem. Denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. 20 dakikadan fazla pişirmeyin. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 20 dakika pişiriyoruz. Ve üstü beyaz olacak şekilde arkadaşlar. Evet, sonucumuz harika. Beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı günler diliyorum.